Hello, my dear students. My name is Bayram Şafak and my surname is Arslan. I am an English teacher in Sancaklar Middle School. Merhabalar arkadaşlar. İsmim Bayram Şafak, soy ismim Arslan. Sancaklar Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Artık İngilizce derslerinde ikinci üniteden itibaren beraber bakacağız. Peki bugün neler göreceğiz? İkinci ünitemizin ismi Teen Life. The second unit Name is Teen Life. Bugün Teen Life üzerinden kelimelere bakacağız. Şuradan göstereyim size. Bu ünitede arkadaşlar simple present tense, likes, dislikes ve prefer konusuna bakacağız. Ve bu ünitede aynı şekilde bu üniteyle alakalı olan kelimelere beraber bakacağız. Bu kelimeleri sizin için tablo haline getirip hazırladık. Bu kelimeler üzerinde duracağız. Onlarla ilgili size açıklamalarda bulunacağım. Hazırsanız başlayalım. Peki kelimelere bakalım. Arkadaşlar burada yaklaşık olarak 20'ye yakın kelime var. Belki daha fazla. Bu kelimeleri seçmemin temel sebebi şu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 10 yılda yapmış olduğu LGS, önceki ismiyle TEOK sınavlarında son 10 yılda sorduğu kelimeler bunlar arkadaşlar. O yüzden bu kelimelerin üzerinde durmayı tercih ettim. Bu senede eğer bu üniteden soru gelirse LGS'den bu kelimeler üzerinden gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden bu kelimelere beraber bakalım. Hazırsanız başlayalım. Kalemi açacağım bir saniye. Evet. Evet, feed kelimesi. Feed kelimesi arkadaşlar beslemek. Peki, neyi beslemek? I am feeding my dog. Or, I am feeding my cat. Köpeğimi besliyorum. Kedimi besliyorum. Feed, beslemek anlamındadır arkadaşlar. Sıkça karşılaşacağınız bu ünitede kelimelerden birisidir. Peki, diğer kelimemize bakalım. Fun. Fun nedir? Bunu eminim ki çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla görüyorsunuzdur. Özellikle sosyal medyada da. Fun, eğlence, eğlenmek gibi anlamlara geliyor. İkisini de yazayım. Yerine göre iki farklı anlama da gelecektir. İkisini de karşınıza çıkabilir. Cümlenin durumuna göre fana bakarsınız. Daha çok eğlence anlamında olur. Fani olduğu zaman ne oluyordu peki? Hocam fani kelimesini de biz çok görüyoruz dediğinizi duyar gibiyim buradan. Fani kelimesi olunca da eğlenceli oluyor arkadaşlar. Yani neye eki getirerek sıfat yapıyorduk biz onu. Onu buraya yazmıyorum. ...nasıl olsa biliyorsunuzdur. Peki, diğer kelimemize bakalım. Go shopping. Go shopping nedir arkadaşlar? Alışverişe... ...gitmek. Go shopping, alışverişe gitmek. Burada e, öğrencilerimizin çokça sevdiği bir aktivite. Tahmin ediyorum ki alışverişe gitmek. Rahatlatan bir aktivite... O yüzden hepinizin sevdiğine eminim. Go shopping'de alışverişe gitmek. İki sene önce Go shopping'den bir soru gelmişti. Aklınızda bulunsun. Milli Eğitim Bakanlığı sınavında bunu sordu. Tekrar gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Peki, health kelimesine bakalım. Health kelimesi nedir? Sağlıklı. Health sağlık anlamında değil mi? Health'i sürekli görüyorsunuzdur. 7. sınıfın Konularında da üniteler arasında da health kelimesiyle sıkça karşılaşmıştık hatırlarsınız. Health kelimesi de sağlıklı demek arkadaşlar. Peki diğer kelimemize bakalım. Yine hurry yani acelesi olmak, acele etmek, acele bir şekilde gibi cümlenin durumuna göre değişik yerlerde farklı anlamlara gelebilir. Hurry acele etmek demek yine hurry acelesi olmak aceleci bir şekilde gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Peki interested in nedir? Bu da e, sanırım geçen seneki LGS sorusuydu arkadaşlar. İkinci üniteden bu kelimeyle alakası, bu kelimeyle alakalı bir soruyla karşılaştık. Interested in ilgisi olmak arkadaşlar. Interested ya da interest ilgilenmek anlamında kullanılıyor İngilizcede. Interested in olduğu zaman ilgisi olmak anlamında. Şöyle bir örnek verebilir miyiz? I am interested in playing football. Futbol oynamaya ilgiliyim, aşırı derecede ilgim var gibi bir cümle kurabiliriz. Interested in'i cümle içinde bu şekilde kullanabiliriz. Interested in'in in soru gelme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Buraya çok dikkat edin. Karşılaşma olanınız yüksek. Peki diğer kelime hepinizin bildiği ya hocam bunu da ne diye tahtaya yazdınız dediğinizi duyar gibiyim ama e, daha önce çıkmış sorulardan birisi arkadaşlar o yüzden bu kelimeyi de almayı tercih ettim language dil demek our mother language is Turkish derken bizim ana dilimiz Türkçe anlamında kullanıyoruz language dil anlamında mother language ana dil anlamında peki news nedir arkadaşlar news Haberler, haberler, we watch Turkish news yesterday diye bir cümle kurdum mesela. Dün akşam haberleri izledik. Hani bilirsiniz evde akşamları, akşam yemeğinden sonra ailecek oturulur ve haberler izlenir. Ee, sevmeseniz de maalesef anne babalar izlediği için siz de izlersiniz. News, haberler demek arkadaşlar. Peki, pay attention nedir? Pay attention. Sizden alalım mı cevapları? Tabii karşımda hiçbiriniz yoksunuz. Cevap veremiyorsunuz haliyle. O zaman ben cevaplayayım ama cevabınızı da oradan alıyor gibiyim. Duyuyorum. Pay attention. Dikkat etmek. Dikkat kesilmek. Dikkat kesilmek. Dikkatini belli bir noktaya toplamak anlamlarına geliyor arkadaşlar. Pay attention. Bunun da soru gelme ihtimali çok yüksek. Geçmiş yıllarda soru olarak karşımıza geldi cümleler arasında. Tekrar gelme ihtimali dediğim gibi çok yüksek. O yüzden bu kelimenin üzerinde de durmak istiyorum. Tıpkı interested in olduğu gibi bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Prepare. Nedir arkadaşlar? Hazırlamak. Şöyle yazayım kötü yazımla. Biraz düzgün yazamadım ama siz anladınız beni. Prepare hazırlamak. My mother always prepares my breakfast. Annem her zaman benim kahvaltımı hazırlar diye bir cümle kullandığımız zaman prepare'ı orada kullanırız arkadaşlar. Geçen senenin sorularından bir tanesi prepare karşımıza çıktı. Tekrar gelme ihtimali yine yüksek. Çok sık kullanılan kelimelerden birisidir İngilizcede. O yüzden bu kelimenin üzerinde de durdum. Bu kelimeyi de notlarınız arasına lütfen alın. Peki ridiculous. Bunu daha önce duydunuz mu? Daha önce duymamış olabilirsiniz. Çok karşımıza çıkan kelimelerden birisi değildir arkadaşlar. Fakat geçmiş yıllarda Teok sınavı olduğu zamanlarda ridiculous kelimesi karşımıza çıktı. Ridiculous nedir arkadaşlar? Saçma anlamına geliyor. Nasıl saçma? Yesterday I watch a comedy movie and that movie was so ridiculous. Ne dedim? Dün akşam bir komedi filmi izledim ve, ve bu komedi filmi çok saçmaydı. That movie was ridiculous. Saçma anlamında arkadaşlar. Ridiculous. Karşılaşma olanağınız yüksek. O yüzden bundan notlarınızın arasını lütfen alın. Speak. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Hocam language ile speak'i niye aldınız dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız fakat e, daha önce sorularda geldiği için yine aldım. Hocam zaten biz harika bir şekilde İngilizce konuşuyoruz diyorsunuzdur şu anda ekran karşısında. Eminim konuşuyorsunuzdur fakat ben burada da yine konuşmak fiilini almayı tercih ettim. O yüzden speak fiilini de alalım. Her sene kesinlikle bir cümlenin içerisinde speak... Geçiyor arkadaşlar özellikle diyalog sorularında speak kelimesini speak fiiliyle karşılaşma olasılığınız çok yüksek o yüzden speak fiilini de aldık buraya konuşmak I speak English very fluently çok akıcı bir şekilde İngilizce konuşurum derken speak kelimesini orada kullanıyoruz orada bir de size zarfı verdim bu arada hocam fluently ne demek diyebilirsiniz. Fluently buraya yazayım akıcı bir şekilde. Belki karşınıza çıkar. Biz yine de notumuzu alalım. Örneği vermişken kelimeyi de çalışmış olalım. Bir kelime bir kelimedir. Peki, survey. Survey nedir arkadaşlar? Survey araştırma anlamında. Survey. E, peki hocam araştırma ile alakalı çok fazla kelimeyle karşılaşıyoruz. Çok fazla kelime var dediğinizi duyar gibiyim. Evet çok fazla kelime var. Mesela bunun eş anlamlısı nedir? Research, araştırma demek. Mesela sosyal medyaları kullandığınız zaman ya da e, Google gibi o tarz büyük platformları kullandığınız zaman arama motorlarını search kelimesiyle de çok karşılaşırsınız arkadaşlar. Onu da şuraya not alalım. Search de araştırmak demek search kelimesi, survey, research, araştırma anlamında, search araştırmak anlamında birbirlerinin yerine kullanımıyla karşılaşabilirsiniz. Search de gelir, research de gelir, survey de gelebilir. Aklınızda bulunsun. Buraya da yazdık. Peki surf the internet or surf on the net. E, peki bu ne demek arkadaşlar? İsminden çıkarıyorsunuz değil mi orada? İnternet var. Surf. Surf zaten Türkçemize o kadar çok entegre olmuş bir kelime ki biz günlük Türkçe konuşurken dahi surf kelimesini çok fazla kullanıyoruz. Şu an surf yapıyorum, arkadaşlarla surf'teyiz gibi böyle kelimelerle ben çok karşılaşıyorum. Eminim siz de karşılaşıyorsunuzdur. Surf gezinmek, araştırma yapmak anlamında. Surf the internet internette gezinmek, dolaşmak gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. İnternette dolaşmak. Diyeyim, siz anladınız. Yazıyı çok okuyamasanız da, surf on the net or surf the internet kelimesi, internette dolaşmak, internette gezinmek anlamlarına geliyor. Terfek, terfek nedir? Belki geçen senelerde terfay kelimesiyle karşılaşmışsınızdır. Aynı kökten gelir arkadaşlar. Terfek korkunç anlamlarına geliyor. Korkunç gibi bir anlama sahip. Tabii ki biliyorsunuz Türkçe çok zengin bir dil. Türkçe'de tam olarak e, karşılığı farklı olabiliyor. Cümlenin kullanımına göre farklı anlamlara gelebilir. Terifik kelimesinin 30'un üzerinde anlamı var Türkçe'de. O yüzden çok farklı anlamlarla da karşılaşabilirsiniz. Ama burada korkunç anlamında kullanabiliriz. Peki, trendy. Trendy nedir arkadaşlar? Bunu çok bilirsiniz. Mesela... Twitter isminde bir sosyal medya platformu var. Hepiniz bilirsiniz. Orada herhangi bir konu ön plana çıktığı zaman trend topik oldu deriz değil mi? Trend. Trend nedir? Gündemde. Bu gündemde olan şu sıralar, şu sıralar gündemde gibi Türkçeleştirebiliriz arkadaşlar bunu. Gündemde. Trendy. Modada da çok kullanılıyor değil mi? Kız öğrencilerimiz bunu hemen söyleyecektir hocam biz modada da çok kullanıyoruz. Bu yazın trendi şudur gibi anlamlara gelebiliyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Unbearable, unbearable. Bu kelime önemli arkadaşlar bunun da altını çizdim. Bu kelime 8. sınıfın 1. ünitesinde yani friendship ünitesinde de karşımıza çıktı. 7. sınıfın 1. ünitesinde keza karşımıza çıkan kelimelerden birisi. Milli Eğitim Bakanlığı bu kelime üzerinden soru sormayı çok seviyor arkadaşlar. Her sene karşımıza gelme olasılığı çok yüksek. Unbearable, dayanılmaz, katlanılmaz, dayanılmaz, katlanılmaz gibi anlamlara geliyor. Benim öğrencilerim iyi bilir ki ben onlara bu kelimeleri bahsederken, bu kelimelerden bahsederken hangi kelimeler olduğunu şimdi açıklayacağım. Ee, onlara nasıl bu kelimelere yaklaşmaları gerektiğini anlatmıştım. Tekrar edelim mi? Şuradan ayırdık mı? Andan. An nedir arkadaşlar? Mezmaz anlamlarına geliyor İngilizce'de değil mi? Şuraya yazayım. An yani mezmaz anlamlarında. Mezmaz ne anlama geliyor arkadaşlar Türkçe'de? Duyuyor gibiyim. Evet olumsuzluk anlamına geliyor değil mi? İngilizce'de bir kelimenin başına an geldiği zaman olumsuzluk anlamı katıyor arkadaşlar. Yani bu kelimemiz bearable olsaydı dayanılır, katlanılır gibi anlamları gelirdi. Fakat unbearable olduğu zaman ne oluyor? Dayanılmaz, katlanılmaz anlamlarına geliyor. An bizim için İngilizce'de bir nedir? Oradan duyuyorum seslerinizi. ...bir prefikstir arkadaşlar. Tabii ben biraz hızlı yazdığım için... ...ileriye de gittim. Diğerlerini zaten not almışsınızdır. Ekran silindi ama tekrardan bir yazarız olmadı. Unbearable. Yani neydi? Kusura bakmayın. Tekrar alıyorum. Kalemimizi de açalım. Unbearable. Yani şuradan yine çizeyim. Mezmaz anlamlarında... ...olumsuzluk anlamı katıyordu... An bizim için bir neydi arkadaşlar? İngilizce'de bir prefixti. Tam yazamadım yine. Yine oradan söyleniyorsunuz hocam, şunu düzgün yazın diye ama kusura bakmayın tam yazamadım. Prefixir arkadaşlar. Prefix nedir? Bir önektir. An ne anlama geliyor? Olumsuzluk anlamına geliyor. Olumsuzluk katıyor. Unbearable gibi, unfairly gibi, unfriendly gibi anlamlar olumsuz anlamda kullanıyoruz. Peki vacation nedir? Vacation. Bunu hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Do you like vacation? Tatil anlamında arkadaşlar değil mi? Tatil yapmak hepinizin çok sevdiği gibi. Eminim hepiniz çok seviyorsunuz tatili. Okullar bir kapansa da tatile gitsek, kendimizi denizlere, kumsallara atsak dediğinizi duyar gibiyim. Tatil anlamında arkadaşlar vacation. Karşınıza çok çıkar. İki sene önceki çıkan sorulardan birisidir. Bir soru da vacation kelimesi üzerinden bir soru sormuştu Milli Eğitim LGS sınavında. Tekrar karşılaşma olanağımız çok yüksek. Boring nedir peki? Boring. Sıkıcı. English lessons are very boring. Öyle mi? İngilizce dersleri çok mu sıkıcı? Bence değil. Ben keyif alıyorum. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Boring kelimesi sıkıcı arkadaşlar. E hocam bored da çok var deniliyor. Bored'la da çok karşılaşıyoruz diyorsunuz. Şuraya yazayım ya da şuraya yazayım siz anlarsınız. I am very bored dediğim zaman ne anlama geliyor arkadaşlar? I am very bored. Çok sıkıldım. E hocam burada bored dediniz, burada boring dediniz. Biri sıkıldım, diğeri sıkıcı gibi anlamlara geliyor. E Neden ikisinde boring olmadı da burada bored oldu dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar isimlerle kullandığımız zaman yani bir bizim elimizde bir subject olacaksa I, U, V, D gibi, he, she, it gibi subjectlerle kullanıldığı zaman bir özneyle kullanıldığında yani bir kişiyle çekimleme yaptığımız zaman bored haline gelir. Ama bir nesneyle çekim yapacaksak mesela the movie... The movie is very boring dediğimiz zaman boring sıkıcı anlamında. Sıkıcı olan ne arkadaşlar? The movie. The movie bir nesne değil mi? Bir özne değil. Bir nesneyi nitelediği için film sıkıcı anlamında. O yüzden böyle nesnelerle kullandığımız zamanlarda boring halinde kişilerle kullandığımız zaman yani I, you, we, they, he, she, it gibi kişilerle kullandığımız zaman bored anlamına geliyor. Aklınızda bulunsun. Peki can't stand. I can't stand your problems. Senin problemlerine artık dayanamıyorum. Katlanamıyorum. Katlanamıyorum. Katlanılamamak. Katlanılamamak. Çok seviyorum bu kelimeyi. Dayanılmaz. Dayanılmaz. Dayanılamamak gibi anlamlara geliyor arkadaşlar constant dayanılmaz katlanılmaz anlamında ben Türkçede kelimelerin üzerinde çok oynadığım için öğrencilerim beni iyi bilir. O yüzden katlanılamamak gibi işi zorlaştırmayı seviyorum ama siz basit bir şekilde yazabilirsiniz. Exciting nedir arkadaşlar? Exciting heyecan verici değil mi? Heyecan verici. Derslerimizde de bol bol yaptık. Adventurous adventure gibi kelimeler üzerinde, macera, maceracı gibi kelimeler üzerinde bakmıştık birinci üniteyi yaptığımız zaman. Orada adventurous ya da adventure kelimeleri vardı hatırlarsınız. Orada ne demiştik? Macerayı seviyor musunuz? Mesela, are you an adventurous person? Maceracı bir insan mısın? Ya da, do you like adventure? macera sever misin gibi sorular sormuştum. Siz de bana ne demiştiniz? Evet hocam damdan dama atlamayı çok severim. Ya da suyun altında 10 dakika beklemek benim için çok macera verici bir aktivite diyordunuz. İlginç cevaplar vardı. Burada değilsiniz. Burada olsaydınız yine farklı cevaplarla karşılaşacaktım eminim. Fakat burada ben vermiş olayım. Exciting, heyecan verici. Damdan dama atlayan arkadaşlarım o aktivitenin çok heyecan verici olduğuna <laughs> ...düşünüyordur. Eminim onlar kendilerini iyi biliyor. Peki... ...kelimelerimize baktık. Kelimelerimiz bu kadar arkadaşlar. İkinci ünitede yani... ...Teen Life ünitesinde... ...bundan daha fazla kelime var. Haklısınız. Fakat son 10 yılın... ...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan... ...son 10 yıldaki sınavlarda... ...bu kelimeler üzerinden soru çok fazla geldi. O yüzden tekrar... ...yani... 2021 LGS sınavında tekrardan bu kelimeler üzerinde soru sorma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden ben bu kelimeleri aldım. Siz diğer kelimelerinizi kitabınızdan çalışabilirsiniz. Şimdilik dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste Simple Present Tense'e başlamış olacağız.